Merhabalar herkese, ben Merve Zıroğlu. Bugün size yine çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir video paylaşacağım. Bu videoda siyah defterin üzerinde nasıl metalik, fırça uçlu kalemle hem kaligrafi yapabileceğimizi paylaşacağım, hem de ufak ufak nasıl çizimler yapıp kaligrafinizi süsleyebileceğinizi paylaşmış olacağım. Bu arada ben bu STA kalemini Instagram üzerinden Mimo Shop'tan aldım. Aşırı sevdim. Bunları alalı da bayağı oldu aslında, tatile çıkmadan almıştım. Ve gün ışığında ya da ışıkta da kendilerini çok güzel gösteriyorlar, çok güzel parlıyorlar. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bunlarla ilgili bir video çekeceğimin haberini oradan vermiştim. Hatta bir tane de bir yazı deneyip sizinle de paylaşmıştım oradan. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da kullanıcı adım Merve Zıroğlu, beni oradan da takip edebilirsiniz. Mimo Shop'un da Instagram linkini aşağıya bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu kalemlerle gerçekten ileride de başka videolar da çekebiliriz. Benim çok işime yarayacaklar. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz neler yaptığımı seyretmeye geçelim. Metalik kalemlerden yeşil olan renkle başlıyorum. Aslında bu metalik kalemlerin güzel tarafı iki renkli yazabiliyorlar. Yani dış tarafa doğru koyu, iç tarafa doğru daha parlak, daha açık tonlarda yazabiliyorlar. Bazen ucuna gelen mürekkepten de kaynaklanıyor ve gün ışığında, yani ışıkta da parlayabiliyor. Bir de ince uçlu oldukları için ince detaylarda da çok güzel oluyor. Ve esnek oldukları için de çok rahat yazılıyor. Bu arada dün paylaştığım kaligrafi videosu ile ilgili bana çok güzel fotoğraflar gönderdiniz. Birçok kişi başlamış benimle birlikte kaligrafiye. Çok mutlu oldum. Bu kadar öğrenmek istediğinizi bilmiyordum. Aşırı mutlu ettiniz beni. Bu arada kesim cetveliyle beraber de küçük küçük kartlar hazırlıyorum. Biliyorsunuz ben mektup arkadaşlığı için bir video çekeceğim. 3 tane de mektup arkadaşı seçmiştim kendime. Onlar için 3 tane kart hazırlayacağım. Onların isimlerini yazacağım birazdan. Köşelerini yuvarlıyorum kartonların. Ve siyah karton ya da kağıt üzerine böyle siz de kendi isimlerinizi yazabilirsiniz. Bu şekilde bir lavanta yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Ortasından yeşil bir dal geçiyorum. Ve mor yaprakları var. Yazının dış kenarından da bu şekilde bir efekt yapıyorum morla beraber. Hem lavanta hem de yazı birbirini tamamlasın diye. Bu arada mektup arkadaşlığı için seçtiğim isimler benim takipçilerim. O videoda bunları da kullanacağım. Bu metalik kalemlerin tonları çok güzel ve siyah kağıt ya da karton ya da koyu renklerdeki tonlarda da kendini çok güzel gösteriyor. O yüzden de açıkçası seviyorum. Bu tarzı birkaç tane rengi aynı anda kullanıp böyle farklı mesajlar yazılı kartonlar ya da kağıtlar yapabilirsiniz. Hatıra kartları yapabilirsiniz, hediye kağıtları yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapabilirsiniz. Konfeti efektiyle beraber süslüyorum. Çok güzel parlıyor aslında. Buradan çok fazla anlaşılmasa da. Şimdi burada güzel bir pano tarzı bir şey hazırlayacağım size. Önce mor kullanıyorum. Yeşilden bir dal çiziyorum. Ve morla beraber de yapraklarını yapıyorum.
Gördüğünüz gibi çok güzel parlıyor. Düz yazı da yazabilirsiniz bu arada. İlla ki el yazısı gibi yazmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi düz yazıda da kendini çok güzel gösteriyor. Hem yaparken çok keyifli, hem de izlerken de ben çok keyif alıyorum. Böyle bir tablo hazırlayabilirsiniz kendinize mesela, farklı renklerde yazılarla beraber. Bunu duvarınıza asabilirsiniz. Bir defter kapağı yapabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınıza hatıra kartı yapabilirsiniz. Evet, işte bu kadar kolay. Ben aşağıdaki kutucuğa kalemlerin linkini bırakacağım. Siz de incelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz Instagram hesaplarından. Etihan'ın metalik kalemlerini aldığım Yumuşap hesabından 3 tane de popsocket satın aldım. Biliyorsunuz ben telefonun arkasında hep popsocket kullanıyorum ve çok da severek kullanıyorum. Çünkü öbür türlü telefon elinizden düşüyor, işte selfie çekerken zor oluyor falan, taşıması kolay oluyor popsocket'la beraber. O yüzden bir tane böyle ananas desenli popsocket'tan satın aldım. Bir tane böyle galaksi desenli olandan ve bir tane de siyah beyaz mermer desenli olan. Bunların böyle asma aparatları da var. 2 tanesinde asma aparatı var. Bunda asma aparatı yok ama zaten ben çok fazla asmıyorum. Bir yere sabitlemiştim, onu kullanıyorum sürekli. Midliner kalemlerden. Bunlar da yine Yumuşap'tan. Ve çok da yani hani güzel tonları falan. Bunlar orijinal Zebra Midliner kalemlerden. Bu da Midliner vari olan kalemlerden. Bunun tonları daha böyle pastel, daha soft. Bunlar biraz daha highlighter olanlardan, daha baskınlar bunlara oranla. İkisiyle de çok güzel dudul boyanıyor. Aşırı güzel. Yani yazı falan yazılıyor. Bunlarla işte başlıklarınızı falan süsleyebilirsiniz. Bunlarla da ilgili ayrıca video istiyorsanız bana aşağı lütfen yorum yazın. Çünkü bunlarla da ilgili video çekmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah verdiğim fikirler sizin de işinize yaramıştır. Kalemlerin linkini aşağıdaki kutucuğa bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlerleyen videolarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.